Sevgili denizciler, hepinize merhabalar. Bugün Denizcilik Fakültesi bünyesinde sizlerle römorkla tekne atıp çekme konusunu inceleyeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle botumuzu hangarımızdan çıkarttık, hazır hale getirdik. Sonrasında botu çekeceğimiz aracımızı bota doğru yaklaştırıyoruz. Şimdi römorku çeki demirimize yaklaştırıyoruz. Tam üstüne geldikten sonra römorkun vidasını, her römorkta farklıdır bu arada, vidasını çevire 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 römorku yavaşça indiriyoruz. Doğru miktara kadar indirdiğimizde römorkun ucundaki kilidin attığını göreceksiniz. Sonrasında da otomatik değil mi bu? Bazı römorklarda otomatik atıyor. Mesela az sonra göreceğiz. Bunda değil. Ekstra emniyet için şu civatayı takıyoruz. Ki bu açılmasın. Yolda açılmaz ama. Ne olur ne olmaz. Denizci emniyetli olur her zaman. Evet. Şimdi römork olaylarında tekerleğin hareket ederken yere değmemesi çok önemli. Bunu neta etmeniz lazım. Bir şekilde böyle yere değmeyecek, oynamayacak şekilde. Yine aynı şekilde römorkumuzun stop lambaları sinyalleriyle alakalı soketimizi takacağız. Onu da taktıktan sonra yavaşça hareket edeceğiz. Bot römorku farklı, bizimki öyle değil diyen izleyiciler için bir tane daha farklı bir tekne, farklı bir römork tipiyle yine aynı operasyonu yapıyoruz. Arabamıza bağlıyoruz, çeki demirimize soketleri takıyoruz, neta ediyoruz. Sonrasında tekne atma rampamıza doğru hareket ediyoruz. Sağ olsun Mehmet Bey bize her anlamda destek oluyor bu noktalarda. Teknenizi suya atmadan önce, önce hortumla tatlı suyla bir yıkayın, tozu böyle toprağa gitsin, binerken rahat edersiniz. Yok, onu şöyle yapacağız. Bak, şuradan çekeceğiz. Şimdi yatır. Ama evet. Ve? Budur. Hazır. Römorku taktıktan sonra aracımızı kullanırken dikkat etmemiz gereken şeyler. Şimdi aracın arkasına büyük bir ağırlık taktığınızı hiç unutmayın. Az önceki bot biraz hafif olabilir ama ortalama bu ufak tekneler, 5 metrelik 4.95'lik tekneler en az 500-600 kilo. Yakıt, su falan derken 700 kiloya yakın bir ağırlık taşıyorsunuz. Aracınızın gaz tepkileri değişti, direksiyon tepkileri değişti, fren mesafesi uzadı. Bunu asla unutmamak lazım. Köşelerden dönerken olabildiğince açıktan dönmeniz lazım. Aynalarınızı biraz dışarı doğru ayarlarsanız tekneyi dönüş açısında köşelerde çok rahat görürsünüz. Ama dediğim gibi en temizi biraz daha açıktan. Adeta iki araba gibi mesafeli bir yerden dönerseniz hiç sıkıntı yaşamazsınız. Tekrar altını çizmek istediğim bir şey var. Fren mesafeniz dramatik olarak uzadı. Lütfen hızınızı düşürün römorkla tekne çekerken. Fren mesafeniz uzadı. Şimdi teknemizi atacağımız rampaya doğru gidiyoruz. Oğuz kaptan orada bizi bekliyor. Haydi. Rampadan aracınızla römorku indirirken en kilit olaylardan biri, eğer aracınız dört çeker değilse, çekişin olduğu tekerlekleri arka ise arka, ön ise ön, mutlaka sert yüzeyde, beton yüzeyde kalmasına dikkat edin. Eğer çok aşağı gelip kumlu, çekişin az olduğu düzeye gelirseniz römorku alırken muhtemelen patinaj çekeceksiniz, sıkıntı olacaktır. Şimdiden onu uyarayım. Şimdi botu römorka bağlayan emniyet halatını önce boş bırakıyoruz, çözüyoruz. Evet. Ne olur ne olmaz diye bir de ekstra halatlar bağlıyoruz. Her zaman yedek, her zaman iyidir. Evet. Onu nasıl vince açıyoruz? Şu pim ilerideyken, evet, bu sadece botu römorka yukarı doğru çeker.
Bunu açtığımız zaman artık serbesttir bu. İtersek düşeceğiz. Girdiğimiz zaman gidecek zaten. Evet, bot şu anda romorktan indi. Tancasını açıyoruz. Bu kadar. Bu kadar basit. Botumuz yüzüyor. Bakın aynı operasyon. Römorku ne olur ne olmaz diye güvenlik ipi için bağlamıştık. Onu bırakıyoruz. Evet, bu saatten sonra tatlı 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 çıkırımızdan indiriyoruz. Zaten evet, yüzer durumda şu an. Tekneyi römorkla çekmek için yine aynı şekilde. Evet, kancamızı atıyoruz. Serbest bırakmıştık. Evet. Şimdi tekrar şunun yalnız düzgün olmasına dikkat ediyoruz, şu sapanın. Zaten bundan sonrasının ağır işi çıkırığımız yapıyor. Evet. Doğru mudur? Mehmet, sen bunu yukarı kaldırıyoruz ki vinç çekmeye başlasın. Bakın, sapanımızın o kayışı düz. Kancamızı taktık. Geçmiş olsun. Şimdi yapılması gereken bir şey var mı? Güvenlik halatımızı bağlayacak mıyız yine? Önce şöyle bir gözle etrafını kontrol ediyoruz. Bakıyoruz. Römorkumuzun şu rollerları doğru yerlerde mi? Bir yanlış açı olabilir mi? Bazen çünkü şunların açısı yanlış olabiliyor. Hemen şöyle gösterelim. Tapamızı da açıyoruz. Böylece içinde kalan su da boşalıyor. Ama bunu indirirken kapatmayı unutmuyoruz. Tabii. Teknenizi suya indirir indirmez tekneniz Titanic olur. Bu işi tekneyi çekmeden önce yaparsanız tekne meyilli olduğu için daha kolay akar su. Motorun şu emniyet kilidini. Bu çok önemli. Çünkü ondan sonra motoru yatırıyoruz. Oraya basana kadar. Çok da sıkıştırmadan. Böylece motor kendi ağırlığının üstünde değil, bunun üstünde kalıyor. Motorun kendi trim teçhizatına zarar vermiyoruz. Aynen öyle. Tekrar emniyet halatını bağlayıp yola çıkabiliriz. Operasyon tamam. Şimdi bakalım çıkış kısmı. Maalesef düzgün bir rampa olmadığı için
Böyle dağdan taştan tekne atıp çekiyoruz. Buradan duyurulur. Kaymaz böyle güzel otoparkı olan falan rampalar istiyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, artık sudayız. 2021'in ilk seyri. Mehmet Bey ile beraber. Görüyor muyuz şöyle? Heh. Olduğu kadar. Motorumuz ısınana kadar gaz vermiyoruz. Aklınızda olsun. Özellikle uzun süre çalıştırmadığınız zaman böyle bir 3-5 dakika ısınmasını bekleyin. Kontrol edin. Motorun arkasından su gideri su atıyor mu? Hangisi o diyeceksiniz. Bakın. Buna işeme diyoruz. İşiyor. Gayet güzel. Usturma çalarımız içeride. Hava harika. Çok şanslı bir gündeyiz. Hava bugün harika. Karantina adası arkamızda kaldı. Ses kontrol, ses denemesi yapalım bu arada. Bu rüzgarda sesim acaba nasıl geliyor? Bu mikrofonu teknede ilk defa deniyorum. İnşallah güzeldir. Şimdi istikamet provamızda Pırnallıada. Buyurun. İşte Pırnallıada.